çocuk anne ilişkilerinde, eşlerin arasında katılır mısınız bilmiyorum. Bu hatta kulun Allah'la olan ilişkisinde bile geçerlidir diye tahmin ediyorum. Buraya da korku mu sevgi mi diye. Şimdi siz mesela korkuyorum acaba ben eşimden dediniz. Bence siz aslında eşinizi sevdiğiniz için onun yapmanızı istemediği bir şeyi yaptığınızı düşünerek onun sevgisine karşılık veremediğinizi mi düşünüyorsunuz yoksa doğrudan ondan korkuyor musunuz? Vay be, psikolog gibi yorum yaptı ha. Bu arada İsviçre'den Fatih ve Medine, biz hafta sonu Almanya'da bir seminer yaptık 2 gün de. İsviçre'den sizi seyrediyorlarmış. O zaman ne yapıyoruz? Cengiz abi çok teşekkür Fatih ediyorum. Fatih ve Medine'ye selam gönderiyoruz. Gönderiyoruz. Kamera bir beni görsün. Bir de Almanya'da Fadime Şentürk arkadaşım onlara diyor ki... Onlara da sevgilerimizi gönderiyoruz. Dilek Cesur'un soyadını yanlış söyledin. Teyzemin kızının soyadı gerçekten yanlış söyledim. Farkında değilim. Dilek Cesur yani. Evet. Yanlış. Şimdi, olsun. Buyurun. Korkunun olduğu yerde sevgi, sevginin olduğu yerde korku olamaz. Ne kadar güzel. İşin özü bu. Bizim toplumda maalesef dinimizi anlatırken Allah korkusu diye anlatıyorlar. Cehennem azabı diye anlatıyorlar. Yani bir çocuk ne dedi diyor biliyor musunuz? Mesela ben diyor Allah'ı sevmiyorum, peygamberi seviyorum. Neden? Şu Yüreğime Dokunan Eller kitabında da yazdım valla. Diyor ki imamlarımız nasıl anlatıyor? Bunları söylerken lütfen böyle bir şey... kötüledin falan. Ben kendi İmam Hatip ve İlahiyat mezunuyum. Kendi nefsime söylüyorum bunu. Allah seni cehenneme atar. Allah seni yakar. Allah sana azap çektirir. Allah seni kazanlarda yakar. Peygamberi nasıl anlatıyoruz? Allah insanları cehenneme gönderirken peygamberimiz çıkacak. Ya Rabbi benim ümmetimi affetle. Şefaat dileyecek diye anlatıyoruz değil mi? Çocuk diyor ki Allah çok merhametsiz ama peygamberimiz ondan daha merhametli diyor. Haşa. Haşa tabii ki işte yanlışı vurgulamak istiyorum. Dolayısıyla bizim anlatımlarımız maksadını aştığı zaman çocukların kafasındaki din imajı, Allah imajı, peygamber imajı çok çok farklı noktalara gidiyor. İnsan korktuğu bir şeyi sevemez. Ben eşimden korkmuyorum. Yıllarca eşimi kafamda yanlış yere oturttuğum için onunla iletişim kuramamışım ben. Kuramadım iletişim. Çünkü ben eşimi görmüyorum ki. Çocukken bana kızan annemi eşimde görüyorum. Sen niye bana karışıyorsun diyorum. Çocukken benimle dalga geçen arkadaşımı görüp sen ne beni aşağılıyorsun diyorum. Halbuki eşim mantığını kullanan, bu inşallah ilerleyen süreçte bu bilgileri de paylaşmak isterim. İnsanlar beyninin sağını ve solunu farklı kullanırlar. Onu merak ediyorum evet. Beynin sağını kullanan insanlar böyle hayalcidir, üretkendir, sıra dışıdır, icat çıkarır. Mesela dağınıktır, tertip düzen bilmezler. Mantığından çok duygularını ön plana çıkarırlar. Beynin solunu kullanan insanlar da akıllıdır, tertiplidir, görselle önem verirler, düzenlidirler. Ne bileyim böyle mantıklı ve disiplinli çalışırlar. Şimdi benim eşim beyninin solunu kullanıyormuş. Bunu bilmiyordum. Bilmeden birbirimize zulmetmişiz. Ben beynimin sağını kullanıyormuşum. Aslında tamamlıyorsunuz. Aslında tamamladığımızın farkında değilmişiz işte. Ne güzel. Şimdi ben yıllarca eşim bana biraz akıllı olsan, mantıklı olsan, böyle güzel giyinsin. Sen ne karışıyorsun bana diye kızan ben. Ben de eşime şey derdim. Ya gurbete gidiyorum, seni özlüyorum. Seni sevip sus Ferdi Tayfur gibi filmleri gibi sümsük sümsük konuşma bana diyordu. Biz bu beyin yapılarını fark edince ne oldu biliyor musunuz? Bir başka kitap söyleyeyim bize çok katkı sağlayan Alp Boydak'ın Öğrenme Stilleri diye bir kitap. Bak bunu bütün Türkiye'de bütün dünya tavsiye ediyorum. Beyaz Yayınları'ndan çıkmış o kitabı bir okudum. Alp Boydak Öğrenme Stilleri incecik bir şey. Ben onu bir okudum geri yuvam kurtuldu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.